Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet bugün size yine iğneden tabi model tasarladım. Modelim iğne aşkından gelmişti arkadaşlar. İğne oyası resmini şimdi gösteremeyeceğim ama birebir aynısını size tığ oyası olarak bu şekilde hazırladım Evet şu kirpiklerin bakın arkadaşlar duruşunu püf noktasının önceden arasına giriyorduk nasıl yaptığımızı bu şekilde güzel bir duruşu nasıl sağladığımızı göstereceğiz ee, iğne oyasında şu şekilde tutulu değildi ben tutturdum arkadaşlar daha hani iğne oyasına nazaran biraz daha tığ işinin ağırlığı oluyor kalınlığı oluyor o yüzden eğer isterseniz tabii ki de siz bunu bu şekilde tutturmadan da yapabilirsiniz. Tıpkı iniyorsun da olduğu gibi. Evet. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. Şöyle bakın çiçeğimi sabitlediğim tığ battıdan sayarak toplamda 12 tane tığ battı ara mesafesi veriyorum. İlk başlarken de aynı şekilde tığ battımın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. Hemen boş olan tığ battıya 3 zincirimi bu şekilde kapatıyorum ve toplamda 12 tane tığ battı yapmış olduk 8 zincir çekiyorum 6 7 ve 8 çevirdim şöyle bakın bir tanesini bırakıp ikinci tığ battımın içine giriyorum ve sık iğne ile buraya sabitliyorum bir zincirle hemen düz tarafına döndüm 8 zincirle ana yuvanın içine sık iğne ile sabitledim yaprağımızı tunus işi tercih ettim. Herhangi istediğiniz bir yaprakla yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tığımda bir tane ilmeğim var. Yuvanın içine girdim. Dibinde bir zincir çektim 2. Bu şekilde buraya 5 tane ilmek topluyorum. Evet 3 4 ve 5. 5 tane bu şekilde ilmeği buraya topladım. Şimdi bunları teker teker başa kadar alacağım ilk ilmekten başlayarak şöyle tek tek birer birer başa kadar ilmeklerimi alıyorum. Bu şekilde ilmekleri topladım. Şimdi buraya 4 tane zincir çekiyorum. Hemen baştaki tığ battığımın içine girip sık iğne ile sabitledim. Şimdi tüm ilmeklerin içine girerek yine aynı şekilde diplerinde bir zincir çekerek ilmek topluyorum şöyle 3 sonuncuyu da bu şekilde girerek 4 5 olan ilmeğim 4'e düştü o arkadaşlar başta yaptığımız kirpikten dolayı bu şekilde eksilme oluyor 2 yine birer birer bu şekilde ilmeklerimizi topluyoruz 2 şöyle tekrar çıkarıp sonuncu ilmeği de bu şekilde alalım Dört zincirimi çektim. Hemen ilk tığı, e, telimin arasına girip sabitledim. Sıradaki telimin arasına girip sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum yani. Evet. Bu şekilde ilmek sayım dörde düştü. Şimdi bu 4 olan ilmeğimi de alarak eksiltiyorum arkadaşlar. Tekrar 4 zincir. Tunus yaprağının yapılışı bu kadar kolay arkadaşlar Son yuvamızın içine de Bu şekilde girip bir tane zincir çektim burayı da aynı şekilde Birer birer kapatıyorum Ve 4 zincir 4 zincirimi son yaptım yuvamın içine kapattım bir kirpik 4 zincir kapatıyorum ikinci ve bu da üçüncü ve sonuncu kirpiğim bu şekilde üç kirpiği yaptık en tepe noktasını şimdi iki zincir çekerek şöyle arkadaşlar bu aşağı aşağı tellerden girerek ineceğiz iki zincirimi çekiyorum teline girip iki zincirimi çekiyorum teline girdim son iğne yasında bu şekildeydi arkadaşlar. Sağ tarafı kirpikli, sol tarafı kirpiksizdi. Ben de aynı şekilde bu şekilde sunus yaprağını kirpiksiz olarak yaptım. 1 2 zincir bir defa tığımı doluyorum. Hemen yuvaya girdim. Şöyle bir, 2 iki alarak 3 seferde bir trabzan yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Trabzanımın arasına giriyorum. 1 2 2 olarak buraya bir trabzan yaptım. Burayı hem yuva olarak kullanacağız hem de dal olarak arkadaşlar. Şöyle aparatımı alıyorum. Çıkardığım ilmeği takarak şöyle pamuk kesilmiş taraftan geçirelim arkadaşlar. Pamuğu düşürmüşüm bir tane oldu toplamda bakın bu yuvanın arasına yaptığımız trabzanın arasına 6 tane ilmeğimiz olacak beş tanesinde bu şekilde arasına girerek yapacağız ikinci ilmeğimi aldım şöyle dibinde iki zincir çekiyorum üçüncü ilmeğimi aldım yuvaya girdim bir iki 4 oldu yuvaya giriyorum 5 oldu ve 6. ilmeğimi taktım Evet altı tane bu şekilde ilmeği topladım arkadaşlar bakın dibinde yine buraya ikişer zincir çekerek aşağıya ineceğiz şöyle bir şöyle iki hemen alttaki trabzana inip sabitliyorum iki zincir çekip direkt ana yuvaya girip sabitledim şöyle dibine de bir tane sık iğne yapıyorum ki dalımız aşağı meyil etmesin fazla arkadaşlar Evet iki zincir çekiyorum hemen tığ diye sabitledim yine bu şekilde 3 zincir çekerek 12 tane tığ battı mesafesi vereceğiz ilk başladığımızda olduğu gibi 12 tane bu şekilde tığ battı verelim şu ara mesafeyi yapalım yani arkadaşlar Evet altı tane ilmeğimizi de bu şekilde çıkardık şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim arkadaşlar şöyle ters tarafına çeviriyorum açık renkten yaptım şöyle açık sarı çok açık bir sarı. En son bakın burada bıraktığım ilmeğimden tutuyorum. Ters tarafındayız. Sık iğne ile sabitliyorum. 4 zincirimi çektim. Hemen sıradaki ilmeğimi yakalayıp şöyle arasından girip sabitledim. 4 zincir. Sıradaki ilmeğimin arasına giriyorum. Sabitliyorum. 4 zincir şöyle sabitledim. Bir, iki, üç ve dört. Sonuncu ilmeğimin içine girdim. Sık iğne ile sabitledim. Şöyle bir zincirimi çektim. Döndüm düz tarafına. Bu dört zincirli yerler fıstıklar için yuva olacak arkadaşlar şöyle bir zincirimle sık iğne ile girdim ipimi uzatıyorum bakın çok değil çok az evet, çünkü büyük fıstıklar çok kaba duruyor arkadaşlar o yüzden minik minik fıstıklar yapacağız biz buraya bu şekilde aradan girip dibinde bir zincir çekip 5 tane ilmek alıyorum dibinde girip bir zincir şöyle 5 tane fıstığı topladım Sık iğne ile buraya sabitliyorum. Bakın şu aradaki boşluğu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Orası bizim yuva olacak. Normalde aradan girip ilmek yapıyorduk. Bu şekilde kirpikleri daha güzel durduğunu fark ettim arkadaşlar. O yüzden kirpikleri buraya yapacağız. 5 zincirimi çekiyorum. Buradan girip size ben göstermek için fazla sıktırmadım. Siz daha da fazla sıktırabilirsiniz. Siz anlamanız daha iyi görmeniz için bu şekilde birazcık bol bıraktım ben sizler için. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. İçine girdikçe de çünkü genişliyor arkadaşlar. 5 zincir kapatıyorum buraya. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Bu da aslında 6. ilmeğimiz de oluyor arkadaşlar. Aynı yuvanın içine sık iğne ile bu şekilde sabitledim ve Diğer yuvanın içine de sık iğne ile geçiş yapıyorum. Evet şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Bakın kirpiklerin duruş güzelliğini bu şekilde sizlerle görüşüp paylaşmak istedim. İkinci yuvanın işlemi de aynı şekilde şöyle biraz ipimi hafif uzatıyorum arkadaşlar. Büyük fıstıklarım olmasın diye. Dibinde bir zincir çekip ikinciyi onun yanına getiriyorum. Tekrar zincirin arasına girip dibinde bir zincir 3. Şöyle 4 ve 5. 5 tane bu şekilde ilmeği toplayınca hemen bir tane ilmek alıp aralarından geçip şöyle kapattım bakın. Şu aradaki minik boşluk bizim yuvamız olacak kirpiklerimiz için. Ve 5 zincir. Siz bunu biraz daha sıktırabilirsiniz. Ekranda sizin görmeniz için demiştim arkadaşlar. Birazcık şöyle hafif bol kapattım. Evet. Çünkü zaten arasına girince de genişliyor bakın. biraz daha sıktırıp daha bir minik yuva oluşumunu sağlayabilirsiniz. 2 3 4 ve 5. Evet, tepe noktalısına bu şekilde 3 tane kirpiği yaptıktan sonra dibine de 3 tane zincir çekip bu zincirli yuvanın içine sık iğne ile 3 zincirimi sabitliyorum ve sıradaki yuvaya sık iğne ile geçiş yapıyorum. Evet. 2 da bu şekilde hazır arkadaşlar şöyle ipimizi çekelim devrilmesin aynı şekilde diğer yuvaları da yapalım şöyle biraz hızlı yapalım arkadaşlar uzattık yuvaya girdim bir zincir 2 3 4 ve 5 5 tane bu şekilde ilmekleri topladım hemen sık iğne ile sabitliyorum İpinizi güzelce esnetin. Esneyince daha incecik bir fıstıklarınız olacak. Hemen 5 zincirimi kapatıyorum. 1 2 3 4 5 Kapattım yuvaya. Şöyle 1 2 ve 3 zincir. Yuvanın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum ve diğer yuvaya da sık iğne ile geçiyorum hemen arkadaşlar anlaşıldı aynı işlem diğerinin ikisini hemen yapıp geliyorum evet arkadaşlar diğer ikisini de yaptım bu şekilde bakın çok hoş bir e, model oldu iğne yasıyla birebir aynısı oldu iğne aşkının modeliydi arkadaşlar instagram hesabına girip bakabilirsiniz aynı şekilde şöyle 3. E, 1-2-3 üçüncü. üç. üçüncüye Orada batılmamıştı. Siz batmayabilirsiniz. Hatta arkadaşlar bu kirpikleri de önceki olduğu gibi arasına girebilirsiniz. Bu minik yuvaları girmekte zorlanırsanız. Bakın şöyle bir zinciri de çektim dibine. Buraya böyle bu şekilde tutturdum. Orada tuttuğu değildi. Hani ne de olsa bir fıstığın ağırlığı, e, ipin, tığın ağırlığı oluyor arkadaşlar. İğne gibi olsa da hani tutturunca daha güzel oldu. Evet şimdi ipimizi koparalım. Yakalım. Bakalım. Evet modelimin bitmiş hali bu şekilde. Çok hoş ve çok zarif oldu. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Bu açık sarı eski iplerimden. Bu da yeni. Altın başağın ince oluyor arkadaşlar. Evet. Modelim bu şekilde. İnşallah işinize yarayan anlaşılır bir video olmuştur. Siz demeklerim de için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.